Evet arkadaşlar, az önce yüklemiş olduğumuz yanlış bir ROM yüzünden telefonumuz artık açılmıyor. Pili çıkarıp tekrar taktık, açmaya çalıştım. Yine sizin de gördüğünüz gibi açılmadı. Şimdi böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapacağız? Sırf bunu sizlere anlatmak için bilinçli olarak ekran çözünürlüğü 1280'e 720 yanılmıyorsam olan bir ROM yükledim. Yani aslında benim telefonuma uymadığını biliyordum o ROM'un. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağız? Evet, Flash Tool programımızı hangisini kullanacağız? Evet, bunu. RAR'dan çıkardık. Yediğimiz burada. Evet, Flash Tool'umuzu açtık. Scatter dosyamızı yükleyeceğiz. Masa üstünde, benim klasörün içerisinde. Backup'ımız burada. Burada, evet, böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen recovery dosyamız. Ben bu backup'ı size de paylaştım arkadaşlar. Evet, yapmamız gereken download'a basıp daha sonra USB kabloyu bilgisayara bağlamak. Evet, USB kablomuzu da bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi pil takılı olmayacak. Evet, ROM'umuz yüklenmeye başladı arkadaşlar. Bu video yazılımımın nedeni sitemizde buldunuz ya da başka bir yerde buldunuz bir ROM'u indirdiniz. CVM modda telefona yüklediniz ama telefonunuz açılmadı, sustu, tamamen kapandı. Bazen şarj da almayabiliyor. Benim bu videoda gördüğünüz bu şarj alıyordu ama açılmıyordu. Siyah ekranda kalıyordu. Böyle bir durumla karşılaşırsak bizim imdadımıza hemen Flash Tool programı yetişiyor. Eğer kullandığınız telefonla benim telefonumun bilgileri aynı ise gösterdiğim yolu doğru izlemeniz halinde kesinlikle sizin telefonunuz da tamamen düzelecektir. Yaklaşık 10-15 dakika sürebilir. Ama ben sonuna kadar bazen videoyu hızlandırarak bu yolu size göstermek istiyorum. Şimdilik ben susuyorum. Videomuz devam ediyor.